Osmanlı İmparatorluğu birbiri ardına gelen fetihlerle Balkanlar'da ilerlemeye başlamıştı. Bu arada Balkan halkları da gruplar halinde İslam'a dönmüşlerdi. Ancak bu dönüş hiçbir zaman zorlama ve baskı yoluyla gerçekleştirilmedi. Osmanlı'nın yaşattığı Kur'an ahlakı, zaman içinde bu ahlaka şahit olanların kendi rızalarıyla İslamiyet'i tercih etmelerini sağladı. Osmanlı, Kur'an ahlakının gereği olan adalet, eşitlik, hoşgörü ve merhamet üzerine bina ettiği medeniyetiyle 400 yıl boyunca Balkanlar'da kaldı. Müslüman Türkler ele geçirdikleri topraklarda adaletli, şefkatli, merhametli, ırk ve kabile taassubundan uzak bir siyaset izliyorlardı. Bu nedenle Müslüman Türk idaresi pek çok ülke tarafından bir kurtarıcı olarak karşılanıyordu. Başta Katolik Avrupa'nın katı baskılarına maruz kalan Ortodoks Balkan halkları olmak üzere pek çok halk birçok kez Müslüman Türk idarecilerin yönetimi altında yaşamayı tercih ettiler. Sadece Hristiyanlar değil, 15. yüzyılın sonlarında İspanya'daki Yahudiler de kitleler halinde Osmanlı yönetimine sığındılar. Çünkü Osmanlı'nın adaletinden ve kendilerine sağlayacağı din hürriyetinden emindiler. Osmanlı İmparatorluğu'nun ve diğer Müslüman devletlerin hoşgörülü, adil ve medeni bir yönetim kurmalarının en temel nedeni Kur'an'da bu şekilde bir yönetimin emredilmiş olmasıydı. Şüphesiz Allah, size emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah size ne güzel öğüt veriyor. Doğrusu Allah işitendir, görendir. Bir başka ayette de şöyle buyurulmaktadır. Allah, sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah adalet yapanları sever. Osmanlı'nın Balkanlar'da kurduğu medeniyetin izleri bugün dahi ayaktadır. Batı kültürü Osmanlı medeniyetinden doğrudan etkilenmiştir. Osmanlı'nın hoşgörü, uzlaşma ve çoğulculuk üzerine kurduğu bu medeniyet, İslamiyet'i Avrupa'nın önemli bir gücü haline getirmiştir. Bugün de Avrupa Müslümanlarının oldukça büyük bölümü Balkanlar'da yaşamaktadır. Kur'an ahlakıyla ahlaklanan Müslümanlar, gittikleri her yere hoşgörü, adalet, akıl, bilim, sanat, estetik, temizlik ve refah götürmüşlerdir. Avrupa medeniyetinin temelinde ise İslam dünyasından öğrendikleri bütün bu değerlerin çok büyük bir rolü vardır. Günümüzde bu gerçeklerin daha iyi anlaşılmasıyla birlikte Avrupa yine bir İslam toprağı haline gelmekte ve İslam Avrupa'da yeniden hızlı bir yükseliş göstermektedir.